Rejü bekleniyor Karacaahmet'te. Evet, söz Mustafa Bey, size bırakıyoruz. Evet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın ebedi yolculuğunda artık son noktaya gelindi. Bundan sonra artık defin işlemleri yapılacak ve merhume Tenzile Erdoğan toprağa verilerek ebediyete uğurlanacak. Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınmıştı. Cenaze namazının ardından da Tenzile Erdoğan'ın naaşı cenaze aracına konuldu ve Karacaahmet'e doğru yola çıktı. Ancak şu ana kadar buraya ulaşmış değil. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da annesinin son yolculuğunun her aşamasında bulunuyor. Vefat ettiği andan itibaren hastaneye gitti. Orada hastane işlemleriyle çok yakından ilgilendi. Orada taziyeleri kabul etti. Annesini oradan aldı. Saat 11.50 sıralarında dün itibariyle evine götürdü. Onu son kez misafir etti evinde. Ancak bu misafirlik yaklaşık 12 saat sürdü ve o misafirliğin ardından artık veda zamanıydı. Başbakan Erdoğan annesinin naaşını taşıyan cenaze aracına bindi. O da Fatih Camii'ne doğru yola çıktı. Bu yolculukta hiçbir zaman annesini yalnız bırakmadı. Orada cenaze tabutuna omuz verdi ve orada cenaze namazına katıldı Başbakan Erdoğan ve buraya geliyor yine annesiyle birlikte, yine ebediyete uğurlayacak. Burada mezarda son kez toprağa verilecek Başbakan Erdoğan'ın annesi. Bu sırada da Başbakan Erdoğan annesinin yanında olacak. Dün de buradaydı Başbakan Erdoğan, Karacaahmet mezarlığına gelmişti ve burada annesinin mezar yeriyle ilgili yakından ilgilenmişti. Buradaki çalışmaları izlemişti. Buradaki yetkililerden bu konuda bilgi almıştım. Tenzile Erdoğan, İslam alimlerinden Süleyman Hilmi Tunahan'ın türbesinin yakınındaki bir noktaya defnedilecek. Bu bir vasiyet miydi bilemiyoruz. Ancak o noktaya defnedileceğini şimdi söyleyebiliriz. Eşi normalde Başbakan Erdoğan'ın babası Beyoğlu'ndaki Kulaksız Mezarlığı'nda yatıyordu. O 1988'de yani 20 ediyordu ve annesine sevgisini her fırsatta gösteriyordu. Dediğimiz gibi son yolculuğunda da annesini hiçbir aşamada yalnız bırakmadı. Cenaze aracına bindi. Orada cenaze namazına katıldı ve yine buraya doğru yola çıkışında da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan annesinin yanındaydı. Biraz sonra konvoyun buraya ulaşması bekleniyor. Zira cenaze namazına katılan bakanlar, milletvekilleri, iş adamları ve Başbakan Erdoğan'ın yakınları buraya Karacaahmet'e ulaşmış durumdalar. Onlar mezarlıktaki yerini aldılar ve son kez Başbakan Erdoğan'ın annesine vazifelerini yapacaklar. Cenaze namazına katılmışlardı, taziye ziyaretlerinde bulunmuşlardı ama bu kez de son kez toprağa verilişi sırasında Başbakan Erdoğan'ın yanında olacaklar. Biraz önce burada Kur'an okunuyordu, dualar okunuyordu. Onlar hoparlörlerden dışarıya kadar ulaşabiliyordu ancak şu an hoparlör sesi kesildi ama içeride duaların okunduğunu, Kur'an-ı Kerimlerin okunduğunu söylemek hiç de zor değil. Başbakan Erdoğan için dün acı bir gündü. Sabaha acı haberle, yani annesini kaybettiği haberiyle uyandı. Saat 9.15 sıralarında annesini kaybetti Başbakan Erdoğan. Dün gün boyunca ziyaretleri kabul etti. Bu ziyaretler, taziye ziyaretleri gece boyunca sürdü. Başbakan Erdoğan evinde taziyeleri kabul etti. Bu ziyaretçileri karşılamak için yeterli değildi. Bahçeye masalar, sandalyeler kuruldu. Dışarısı soğuktu. Başbakan Erdoğan da dışarıda taziyeleri kabul etti. Evet, şu an itibariyle hemen söyleyelim, cenaze aracı ulaşmış durumda Karacaahmet mezarlığında. Gördüğünüz gibi önce eskortlar geldi. Arkasında hemen cenaze aracını görebiliyorsunuz. Biz buradan seçemiyoruz Başbakan Erdoğan içinde mi, ama büyük ihtimalle cenaze aracının içerisinde Başbakan Erdoğan da. Konvoy şu an Karacaahmet mezarlığının arka kapısından içeriye doğru girdi. Evet, Başbakan Erdoğan şu an cenaze aracında. Mustafa Erdoğan kardeşi de orada. Gördüğünüz gibi Tenzile Erdoğan'ın naaşı bir siyah örtüyle örtülmüş durumda ve şu an itibariyle Karacaahmet mezarlığına geliyor, içeriye girecek ve son kez ebedi istirahatgahına buradan uğurlanacak. Başbakan Erdoğan da dediğimiz gibi annesini yalnız bırakmıyor. Daha vefat haberinden, vefat anından itibaren annesinin yanından hiç ayrılmadı. Vazifesini bir hakkın yerine getirdi Başbakan Erdoğan. Ta hastanedeki anlardan itibaren vazifesini yapmak için büyük gayret gösterdi. Orada taziyeleri kabul etti Başbakan Erdoğan. Gün boyu sürmüştü bu taziyeler. Gördüğünüz gibi şu an itibariyle de Başbakan Erdoğan'ın da bulunduğu cenazeler. Evet, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aracını görüyorsunuz şu an. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de buraya gelmiş durumda. Evet, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de cenaze namazına katılmıştı. Buraya da geldi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Başbakan Erdoğan'ı bu acı gününde yalnız bırakıp edileceği noktaya doğru onlar da alınıyorlar. Bu noktadan Başbakan Erdoğan'ın yakınları, bazı protokol üyeleri buradan cenazenin defnedileceği noktaya alınıyorlar. Onlara şu an itibariyle kapının açıldığını söyleyebiliriz. Burada geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekiyor. Sabahtan beri, hatta dün geceden beri burada güvenlik önlemleri en üst seviyedeydi. Kırmızı alarmla burası korundu. Hem sivil ekipler hem resmi ekipler, aynı zamanda başbakanlık ekipleri, özel harekatçılar burada güvenlik önlemleri aldı. Polis helikopteri de şu an havadan güvenlik önlemlerine destek veriyor. Adeta burada kuş uçurtulmuyor. Zira şu an başbakanın olduğu noktada devletin neredeyse bütün protokolü orada. Zaten devletin zirvesi, yani Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de burada. O da Başbakan Erdoğan'ın bu acı gününde yanında bulunuyor. O defin sırasında Başbakan Erdoğan artırılmış durumdaydı ve Başbakan Erdoğan geldikten sonra da burası sadece protokole açıldı. İlk başta sadece Cumhurbaşkanı ve Başbakanın girişine ve cenaze aracının girişine izin verildi. Arkasından da diğer protokol üyeleri içeriye girdiler ve Başbakan Erdoğan'ın annesini ebediyete uğurlayacaklar. Evet, bizim şimdilik buradan Karacaahmet mezarlığından aktaracağımız detaylarını hemen yayınımızı bitirmeden son noktayı hatırlatalım. Başbakan bugün taziye kabul etmemişti evinde. Buradan evine geçecek ve orada taziyeleri kabul edecek. Evet, Mustafa Kurtaran, teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, Karacaahmet mezarlığında bir başka arkadaşımız Nurullah Yiğit var. Nurullah Bey, sözü size bırakalım. Biliyorsunuz, yoğun güvenlik önlemleri var. Vatandaşlar üst aramasından sonra içeriye alınıyor. Çok sayıda polis şu anda Karacaahmet mezarlığının girişinde görev yapıyor. Vatandaşlar da cenazeye iştirak edebilmek için, defin işlemine iştirak edebilmek için şu anda Karacaahmet mezarlığına adeta akın ediyor. Bilince üzere öğle namazına mütakiben Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tenzile Erdoğan'ın naaşı konvoy eşliğinde yola çıkmıştı ve az önce Karacaahmet mezarlığına getirildi. Tenzile Erdoğan 88 yaşındaydı. 88 yaşında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılmıştı ve daha sonra ameliyatının ardından doktorları durumunun iyi olduğunu söylemişti. Ancak dün sabah saatlerinde Tenzile Erdoğan hayatını kaybetmişti. Şu an görüyorsunuz, çok sayıda polis görev alıyor. Aynı zamanda da vatandaşlar Karacaahmet mezarlığı önünde şu an itibariyle yoğunluk oluşturmuş durumda. Vatandaşlar içeriye girmek için çaba gösteriyor, ancak güvenlik önlemleri var. Vatandaşları polisler üzerlerine alıyorlar. Yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde şu an itibariyle Karacaahmet mezarlığına birazdan Tenzile Erdoğan'ın cenazesi konulacak. Az önce de belirttim, Fevzi Paşa caddesi üzerinden çıkmış. Erdoğan hanımefendinin cenaze törenlerini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz canlı olarak. Şu anda Karacaahmet mezarlığında Tenzile Erdoğan hanımefendinin naaşı ve orada Samanyolu haber ekibinden Mustafa Kurtaran bizi bekliyor. Mustafa Bey'den detayları öğrenelim. Mustafa Bey, söz sizde. Yerine getirmeye çalıştı. Evin büyüğü olarak taziyeleri kabul etti. Annesinin hastanedeki işlemleriyle ilgilendi. Onu son kez evine getirdi, misafir etti ve bu sabah saat 11.30 sıralarında da annesini taşıyan cenaze aracıyla birlikte Fatih Camii'ne doğru yola çıktı. Orada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Cemil Çiçek'in, bakanlar, Milletvekillerin, sanat ve iş dünyasının, spor dünyasının ünlü isimlerinin, ayrıca çok büyük bir vatandaş topluluğunun katıldığı bir cenaze namazının ardından buraya Karacaahmet mezarlığına doğru yeniden yola çıktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da cenaze aracının içindeydi ve bu yolculuğun ardından Başbakan Erdoğan'ın annesi Tenzile Hanım buraya Karacaahmet mezarlığına getirildi. Konvoy eşliğinde içeriye giriş yaptı cenaze aracı ve şu an itibariyle de içeride defin işlemleri gerçekleştiriliyor. Başbakan Erdoğan içeride yalnız değil. Yine bakanlar, milletvekilleri burada Başbakan Erdoğan'ın yanında bulunuyorlar. Ona son vazifelerini yapıyorlar ama şüphesiz buradaki en önemli isim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Devletin zirvesi buraya geldi. Başbakan Erdoğan'ı yalnız bırakmadı. Zaten ikilinin siyasi hayatları adeta beraberdi. Bu son yolculuğunda Başbakan Erdoğan'ın annesinin bu son yolculuğunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başbakan Erdoğan'ı yalnız bırakmadı. Buraya Karacaahmet mezarlığına geldi. O da konvoyun içerisindeydi. Buraya sadece dediğimiz gibi onlar da buraya geldiler. Cenaze namazını kıldılar. Orada vazifelerini onunla bitirmediler. Buraya da geldiler. Başbakan Erdoğan'ın annesinin son yolculuğunda son noktada onlar da bulundular. Başbakan Erdoğan da annesinin toprağa verilirken o da cenazenin defnedildiği noktada bulunuyor. Şu an cenaze Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin Mehmet Ağar, UEFA As Başkanı Şenes Erzik, Fenerbahçe Başkan Vekili Nihat Özdemir ve birçok isim Erdoğan'a başsağlığı ziyaretinde bulundular. Basın mensupları gün boyunca olup biteni aktarabilmek için evin önünde adeta nöbet tuttular. Evin karşısındaki araziye çadırlar kuruldu, gazetecilere ve görevlilere çorba, etli pilav, ayran ve tatlıdan oluşan bir menü sunuldu. Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de olan Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff de Erdoğan'a taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan, Brezilya Cumhurbaşkanı'nı eşi Emine Erdoğan'la birlikte kapıya kadar uğurladı. İlerleyen saatlerde Başbakan'ın evi önünde bu kez Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün makam aracı göründü. Saatler 22.30'u gösteriyor ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evine taziye ziyareti için giriş yapıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül bir saatlik taziye ziyaretinden sonra Erdoğan'ın evinden ayrıldı. Ziyaretler gece boyunca devam etti. Evet sayın seyirciler, Samanyolu haber olarak az önce Fatih Camii'nde gerçekleştirilen cenaze törenini canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Peki törende göze çarpan detaylar nelerdi? Ayrıntıları yine Samanyolu haber ekibinden İsmail Ateş bize aktaracak. Telefon attığımızda İsmail Bey, söz size. Evet, Osman Hanım, gerçekten de Fatih Camii duygu yüklü bir cenaze törenine sahne oldu. Öncelikle bununla cami arasında polis bir güvenlik barikatı oluşturdu. Yine vatandaşlar ayrı bir tarafta namazlarına eda ettiler. Protokolsa ayrı bir taraftaydı. Arada polis koridor kurdu. Basın mensupları yine içeriye alınmadı. Birçok basın mensubu bunu söyleyebilir. Canlı yayın araçları da uzak mesafelerde tutuldu, kargaşa yaşanmasın diye geniş güvenlik önlemlerine dikkat çekti. Özellikle keskin nişanlıcıların göz hapsindeydi cenaze boyunca. Cenazenin içeriğiyle ilgili bir şeyler söylemek gerekirse Başbakan için çok zor bir gündü. Gerçekten de o anlar çok sıkıntılı anlardı. Önce öğle namazı için içeriye girdi. Çıkışlar devam ediyor. Protokol Karacaahmet mezarlığından ayrılıyor. Vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Tenzile Erdoğan'ın cenaze namazına, hem cenaze namazı hem de burada Karacaahmet mezarlığının önü kalabalıktı. Bazı vatandaşlar içeriye girebilse de bazıları dışarıda kaldı. Ancak içeriye girenler tabii ne kadar mezara yaklaştırıldı onu bilemiyoruz. Ancak oraya girebilenler de vardı. Zira üzerleri alındıktan sonra bazı vatandaş... Tekrar merhabalar diyelim sevgili izleyiciler. Akşam Ajansı'nda gündemde öne çıkanlarla karşınızdayız. Tenzile Erdoğan hanımefendi için yatsı namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuluyor. Ayrıntılar neler? Arkadaşımız Nurullah Yiğit bizlere detayları aktarıyor olacak. Evet Sinem Hanım, şu anda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nin önündeyiz. Yatsı namazına mütakiben başlayan mevlid programı şu an itibariyle bitti ve vatandaşlar da camiyi şu an itibariyle terk ediyorlar. Bakanlar da buradaydı. İş, sanat ve siyaset dünyasından, spor dünyasından çok sayıda ziyaretçi vardı bugün. Mevlid'in aynı zamanda Tenzile Erdoğan için hatimler okunmuştu. Hatim duası da şu an itibariyle gerçekleştirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkmasını bekliyoruz biz de şu anda. Görüyorsunuz adeta tıklım tıklım şu an itibariyle trafik durmuş durumda ve yine vatandaşlar da yavaş yavaş camiyi şu an itibariyle terk ediyorlar. Güvenlik önlemleri çok has safhada. Çok sayıda polis memuru şu anda görev yapıyor. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii avlusunda şu an vatandaşlar camiyi yavaş yavaş terk ediyor. Az önce bir kısım siyaset ve politika dünyasından tanınmış isimler camiyi yavaş yavaş terk etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da birazdan camiyi terk etmesini bekliyoruz. Buradan da Kısıklı'daki evine geçmesini bekliyoruz. Gün boyu yaşanan gelişmeler şöyleydi. Sabah saatlerinde başlamıştı. Trafik ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte saat 11.30 civarında Fatih Camii'ne doğru hareket edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan cenaze aracındaydı. Annesi Tenzile Erdoğan'ı son gününde yalnız bırakmamak için cenaze aracındaydı. Son vazifesini yapmaktı belki de. Daha sonra Fatih Camii'ne geçildi. Fatih Camii tarihi günlerinden birini yaşadı. Tıklım tıklımdı ve yine vatandaşlar oraya akın etmişti adeta. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de oradaydı. Öğle namazının akabinde cenaze namazı kılındı ve cenaze namazından sonra da Fevzi Paşa Caddesi'nde konvoy oluşturuldu ve oradan da E5 istikametinde Boğaziçi Köprüsü'nden Karacaahmet mezarlığına doğru hareket edildi. Yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. İstanbul'da gün boyu 6.000 polis görev yaptı ve şu an itibariyle de akşam saatlerinde saat 8.30 civarında da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi. Şu an itibariyle de mevlidin sonuna geldik. Anadolu yakasının en büyük camilerinden biri burası. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi. Yine burada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında da yine buradaydı ve ardından da annesinin vefatıyla birlikte yine bugün itibariyle burada mevlid gerçekleştirildi. Görüyorsunuz şu anda vatandaşlar burayı terk ediyorlar. Şu anda trafik burada üst olmuş durumda. Çünkü tıklım tıklım biz de konuşmakta zorlanıyoruz. Çünkü zira arkamızda araçlar geçiyor ve burası tıklım tıklım. Şu an arka tarafta da göremiyorsunuz. Fakat vatandaşlar buraya akın etmiş durumda. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan birazdan buradan ayrılacak ve Kısıklı'daki evine geçecek. Şu an itibariyle aktaracaklarımız bu kadar Sinem Hanım. Söz sizde. Nurullah, Yiğit, aktardıkların için teşekkürler. Şüphesiz Başbakan Erdoğan'ın bugün en acı günlerinden biri. Sevgili izleyiciler, ekranlarınıza yansıyor bir son dakika gelişmesi var. Hani hep diyoruz ya, KCK soruşturması her geçen gün derinleşiyor. İşte onlardan bir tanesine en yakın örnek soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 8 kişi daha tutuklandı bilgisi elimize ulaştı. Helal eder misiniz? Allah helalinize kabul etsin. Merhume Tenzile Erdoğan hanımefendinin cenazesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evindeydi. Gece boyunca dualar okundu, ruhuna Kur'an-ı Kerimler hediye edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın evi ziyaretçi akınına uğradı. Kamuoyunun yakından tanıdığı isimler taziye ziyaretinde bulunmak için Başbakan Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evine geldiler. Merhume Tenzile Erdoğan'ın naaşı gece Başbakan'ın evindeydi. Evde sabaha kadar cenazenin başında dualar okundu. Erdoğan taziye için gelenleri evinin bahçesinde ağırladı. Çok sayıda ünlü isim ve Erdoğan'ın bakan arkadaşları bahçedeki sandalyelere oturarak okunan Kur'an-ı Kerimleri dinlediler. Başbakan Erdoğan'a taziye ziyaretinde bulunanların arasında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Samanyolu Haber Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Metin Yıkar da vardı. Taziye ziyaretleri akşam da devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Mehmet Ali Şahin, Mehmet Ağar, UEFA As Başkanı Şenes Erzik, Fenerbahçe Başkan Vekili Nihat Özdemir ve birçok isim Erdoğan'a başsağlığı ziyaretinde bulundular. Basın mensupları gün boyunca olup biteni aktarabilmek için evin önünde adeta nöbet tuttular. Evin karşısındaki araziye çadırlar kuruldu, gazetecilere ve görevlilere çorba, etli pilav, ayran ve tatlıdan oluşan bir menü sunuldu. Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de olan Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff de Erdoğan'a taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan, Brezilya Cumhurbaşkanı'nı eşi Emine Erdoğan'la birlikte kapıya kadar uğurladı. İlerleyen saatlerde Başbakan'ın evi önünde bu kez Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün makam aracı göründü. Saatler 22.30'u gösteriyor ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evine taziye ziyareti için giriş yapıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül bir saatlik taziye ziyaretinden sonra Erdoğan'ın evinden ayrıldı. Ziyaretler gece boyunca devam etti. Tenzile Erdoğan hanımefendinin cenaze namazı sırasında İstanbul'da trafik akışı ve güvenlik nasıl sağlandı? Bazı anlar vardır, sadece gözyaşları içinde bulunulan durumu anlatır. Bugün kameralar o anlardan birine şahitlik ettiler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi için helallik alınırken gözyaşları içinde kaldığı dakikalara dönüyoruz şimdi. Şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gözyaşları içinde kaldı. O annesini çok severdi. Biz de severdik. Biz de teyzeyi. Erdoğan annesine helallik alınırken gözyaşlarına boğuldu. Şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Allah şehadetinizi kabul etsin. Anne Erdoğan'a gözyaşları ve dualar eşlik etti. Fatih Camii duygu yüklü bir törene sahne oldu. Merhume Erdoğan için sabahın erken saatlerinden itibaren binler camiye akın etti. Türkiye'nin yakından tanıdığı isimler oradaydı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kabine üyeleri, kuvvet komutanları Fatih Camii'ndeydi. Sayın Başbakanımıza, değerli ailesine ve milletimize başsağlığı. Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Samanyolu Haber Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Metin Yıkar cenaze törenine katıldı. Cami avlusu hınca hınç doluydu. İğne atılsa yere düşecek gibi değildi. Merhume Tenzile Erdoğan'ı yakından tanıyanlar, ailesi, akrabaları ve komşuları da oradaydı. Anne Erdoğan'ı hayırla yad ettiler. Nur içinde yatsın. Tenzile Hanım Kur'an aşıkı bir hanımefendiydi. Annesi sürekli ona dua ediyordu. Zaten onun duasıyla bugünlere gelmiştir. Ona inanıyorum. Allahu Ekber. Cenaze namazı öğle namazını mütakiben kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez kıldırdı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Onun için bugün gerçekten zor bir gün. İçinde hangi fırtınalar kopuyor bilinmez ama o son görev için şu anda büyük bir cemaatle birlikte annesi için saf tuttu. Allahu Ekber. Şehadet eder misiniz? Başbakanın içinde kopan fırtına helallik istendiği anda gözyaşlarına dönüştü. Sadece o değil, herkes duygulandı. Üzülüyoruz, başka bir şey değil ya. Merhumenin tabutuna devletin zirvesi omuz verdi. Anne Erdoğan'ı cenaze arabasına Başbakan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve bakanlar taşıdılar. Annesinin cenazesini Fatih Camii'ne getiren Başbakan, Karacaahmet mezarlığına da bizzat kendisi götürdü. Cenaze sabahın erken saatlerinden itibaren binler camiye akın etti. Türkiye'nin yakından tanıdığı isimler oradaydı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kabine üyeleri, kuvvet komutanları Fatih Camii'ndeydi. Sayın Başbakanımıza, değerli ailesine ve milletimize başsağlığı. Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Samanyolu Haber Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Metin Yıkar cenaze törenine katıldı. Cami avlusu hınca hınç doluydu. İğne atılsa yere düşecek gibi değildi. Merhume Tenzile Erdoğan'ı yakından tanıyanlar, ailesi, akrabaları ve komşuları da oradaydı. Anne Erdoğan'ı hayırla yad ettiler. Nur içinde yatsın. Tenzile Hanım Kur'an aşıkı bir hanımefendiydi. Annesi sürekli ona dua ediyordu. Zaten onun duasıyla bugünlere gelmiştir. Ona inanıyorum. Allahu Ekber. Cenaze namazı öğle namazını mütakiben kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez kıldırdı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Onun için bugün gerçekten zor bir gün. İçinde hangi fırtınalar kopuyor bilinmez ama o son görev için şu anda büyük bir cemaatle birlikte annesi için saf tuttu. Allahu Ekber. Şehadet eder misiniz? Başbakanın içinde kopan fırtına helallik istendiği anda gözyaşlarına dönüştü. Sadece o değil, herkes duygulandı. Üzülüyoruz, başka bir şey değil ya. Merhumenin tabutuna devletin zirvesi omuz verdi. Anne Erdoğan'ı cenaze arabasına Başbakan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve bakanlar taşıdılar. Annesinin cenazesini Fatih Camii'ne getiren Başbakan, Karacaahmet mezarlığına da bizzat kendisi götürdü. Cenaze arabasına o da bindi. Cenaze aracına büyük bir konvoy eşlik etti. Hüzünlü anlar Karacaahmet mezarlığına taşındı. Cenaze aracının hemen ardından Cumhurbaşkanı mezarlığa ilk giriş yapan isimdi. Başbakan cenaze aracından kardeşi Mustafa Erdoğan'la indi. Başbakan annesini kabre kardeşiyle birlikte indirdi. Kabire ilk toprağı da başbakan attı. Ardından da Cumhurbaşkanı ve protokol. Mezarlığa koşan vatandaşlar dualar ettiler. Cenaze töreni sırasında güvenlik tedbirleri en üst seviyedeydi. Yerde özel harekatçılar, çatılardaysa keskin nişancılar görev aldı. Devletin zirvesi cenaze töreni için İstanbul'daydı. O yüzden güvenlik güçleri teyakkuzdaydı. Şu anda E5 yolu üzerindeyiz. İstanbul trafiği şu anda alarmda. Üst düzey güvenlik önlemleri vardı. Eskortlar eşliğinde cenaze aracı şu an itibariyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın evinden ayrıldılar. Tenzile Erdoğan hanımefendinin cenazesi sabah erken saatlerde Başbakan'ın Kısıklı'daki evinden yola çıktı. Güvenlik önlemleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde başladı. Hem sivil hem de resmi ekipler adeta evin önünde kuş uçurtmuyor. Kısıklı'dan itibaren uzun bir konvoy oluşturan araçlar yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Boğaziçi Köprüsü'nden Fatih Camii'ne ilerledi. Yol boyunca adeta her köşe başı polis ekipleri tarafından tutuldu. Konvoy yola çıktığı andan itibaren konvoyun durumuna göre yer yer trafiğin akışı güvenlik gerekçesiyle durduruldu. İçinde bakanların da bulunduğu konvoyda yaklaşık 150 araç yer aldı. Başbakan Erdoğan ise annesinin cenazesini taşıyan araca bindi. Saat 12 sularında cenaze aracı Fatih Camii'ne ulaştı. Cenaze için geniş güvenlik önlemleri alındı. Tam 6000 polis görevlendirildi. Adeta burada kuş uçurtulmuyor. Ara sokaklar, ara yollar tamamen kapatılmış, araca tamamen kapatılmış ve vatandaşlar da yoğun güvenlik önlemleri altında Fatih Camii avlusuna doğru adeta akın ediyor. Cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri vardı. Çatıda keskin nişancılar, yerde ise özel harekat polisleri nöbet tuttu. İçeride güvenlik önlemleri kapsamında bomba araması yapılıyor. Cenaze namazında 3 aşamalı güvenlik önlemi alındı. Cami avlusuna kurulan bariyerlerle, protokolle vatandaşların namaz kılacağı yerler belirlendi. Arkasından hüsnü şehadetler nasip eylesin. Karacaahmet mezarlığında da hummalı bir çalışma vardı. Polis ekipleri geceden itibaren mezarlığın kapılarını tutmuştu. Gün boyunca içeriye sadece cenazesi olan vatandaşlar alındı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın naaşı şu an Karacaahmet mezarlığına doğru getiriliyor. Mezarlık önünde de geniş güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. cadde üzerinde araç parkına müsaade edilmedi. Vatandaşları üst aramasının ardından içeriye geçebiliyor. Yoğun güvenlik önlemleri şu anda alınmış durumda. Defin merasimi bittikten sonra alınan güvenlik önlemleri normale döndü. Güvenlik önlemleri kapsamında korteje gökyüzünden bir de polis helikopteri eşlik etti. Merhume Tenzile Erdoğan hanımefendinin cenazesi Başbakan Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evindeydi. Gece boyunca dualar okundu, ruhuna Kur'an-ı Kerimler hediye edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın evi ziyaretçi akınına uğradı. Kamuoyunun yakından tanıdığı isimler taziye ziyaretinde bulunmak için Başbakan Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evine geldiler. Merhume Tenzile Erdoğan'ın naaşı gece Başbakan'ın evindeydi. Evde sabaha kadar cenazenin başında dualar okundu. Erdoğan taziye için gelenleri evinin bahçesinde ağırladı. Çok sayıda ünlü isim ve Erdoğan'ın bakan arkadaşları bahçedeki sandalyelere oturarak okunan Kur'an-ı Kerimleri dinlediler. Başbakan Erdoğan'a taziye ziyaretinde bulunanların arasında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Samanyolu Haber Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Metin Yıkar da vardı. Taziye ziyaretleri akşam da devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Mehmet Ali Şahin, Mehmet Ağar, UEFA As Başkanı Şenes Erzik, Fenerbahçe Başkan Vekili Nihat Özdemir ve birçok isim Erdoğan'a başsağlığı ziyaretinde bulundular. Basın mensupları gün boyunca olup biteni aktarabilmek için evin önünde adeta nöbet tuttular. Evin karşısındaki araziye çadırlar kuruldu, gazetecilere ve görevlilere çorba, etli pilav, ayran ve tatlıdan oluşan bir menü sunuldu. Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de olan Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff de Erdoğan'a taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan, Brezilya Cumhurbaşkanı'nı eşi Emine Erdoğan'la birlikte kapıya kadar uğurladı. İlerleyen saatlerde Başbakan'ın evi önünde bu kez Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün makam aracı göründü. Saatler 22.30'u gösteriyor ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evine taziye ziyareti için giriş yapıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül bir saatlik taziye ziyaretinden sonra Erdoğan'ın evinden ayrıldı. Ziyaretler gece boyunca devam etti.